Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyük bir gururla ülkemizin geliştirdiği savunma sanayindeki en büyük eserlerle birlikte girmek bizim için büyük gurur. Bunun yanında elbette böylesine bir vahşetin ve soykırımın yaşanmasına tanıklık etmek ve dünyanın buna özellikle batı dünyasının büyük oranda ikiyüzlü bir tutumla yaklaştığını görmek insanlık adına bizler için çok üzücü. Bunun yanında tabi İsrail'in bu vahşi işgali henüz yeni başlamış değil. 75 yıldır devam eden tümüyle haksız ve insan haklarını, insanlık onurunu tümüyle ayakların altına alan bir işgal. Mühendisler olarak ülkelerimizi tam bağımsız ve müreh güçlü kılmak için, ee, savunma sanayinde elimizden gelin en iyisini yapmak olduğunu görüyoruz. Ee, en azından çalıştığımız alanlar açısından baktığımızda. Bizler e, dünya havacılık tarihine damgasını vuracak mühendisler olarak eserleri geliştirdik. İşte dünya muharebesinin bir anlamda paradigmasını değiştirdi Bayraktar TB2'ler. Onun dışında e, sonrasında bir üst sınıf dediğimiz Akıncı 6 tonluk insansız, taarruz insansız hava geliştirdik. En son olarak da Kızıl Elman'ın geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılına varmadan ilk uçunu gerçekleştirdik. O faaliyetler de devam ediyor ve e, ümit ediyoruz ki işin bir insani tarafı var. Bir de elbette e, zalimin zulmünü engelleyebilmek için. Ee, sizin güçlü olmanız gerekiyor. Savunma sanayi anlamında da güçlü olmanız gerekiyor. Ümit ediyoruz ki bu gelişmeler bir gün bu haksız zulmün son bulmasına vesile olacaktır. Bizim e, bir anlamda hem e, kalbi dualarımız bir anlamda fiili dualarımız e, açıkçası bu yönde. Ve sadece e, gazze anlamında değil dünyanın tüm mazlumlarının Yanında olabilmek, haksızlığın karşısında durabilmek için de doğru inançla kuşanıp ve doğru donanımlara sahip olmanız gerekiyor. Bu anlamda biz elimizden gelenin en iyisini yapmayı bir vazife bildiğimizi ifade etmek istiyorum.